Yine en sevdiğim mekanlardan birisi olan bir klinikteyim. Rengarenk. Artık videolarımızı devamlı izleyen izleyicilerimiz enerji dolu bu değerli diş hekimini tanıyorlardır. Bence burada bir alkış efektif olmamız lazım. Gürkan Erenel efendim. Ve bugün aslında Instagram adresinden devamlı takip ediyorum seni. Teşekkür ediyorum. Orada gerçekten çok güzel paylaşımların var ama bu nedir ya? Bunlar nedir? Ben ilk kez böyle bir şey. Bunlar pilates lastiği değil. Benziyor. Benziyor. Yani bu çok kısa kalır. Böyle rengarenk. 15 santim, 15 santimlik pilates lastiği. Bir de ben bunun ismini de söyleyemiyorum. Hocam söyledi çekim öncesi. Rubber bir şey bir şey ama rubber dam. Hı hı. Doğru mu? Rubber dam. Evet. Nedir? Lastik havuz yani. Lastik havuz. Evet. Dişin etrafında lastik bir havuz oluşturuyoruz bununla. Ne işe yarıyor? Rubber'dan benim günlük pratiğimde en çok kullandığım malzeme, yani benim diş hekimliğimdeki en büyük yardımcılarımdan bir tanesi. Bu arkadaş Bu arkadaşlar. Evet, bir rengarenk. Bunların tatları falan filanları da değişik. Kokuları da tadı değişik. Tadı var mı? Kısmen var. Bir tat istersen. Tadayım mı acaba? Bilemedim. Yani, seyircilerimiz için belki hani kendini yani tatsız yani, gibi, tatlı naneli gibi. Bunlar artık benim olacak değil mi tadını? Tabii. Sakız gibi. Evet. Artık mikrop falan kaparsam hocam burada. Yok buradan... bunlar temiz. Tertemizler. Bildiğim öyle. Lastik yani. Lastik. Bunlar benim tam zimmetim. Artık. Gelince artık. Ne işe yarıyor tam anlatalım şimdi. Tamam. Bu arkadaşlar dolgu, kanal, lamina yapıştırılması, kron yapıştırılması gibi her türlü restoratif işlemde, yani diş hekimliğinin temelinde kullandığımız temelini oluşturan birçok işlemde işimize yarıyor. Bu arkadaş izolasyon yapıyor. Yani kanı, tükrüğü, yanağı, dudağı, dili dışarıda bırakıyor. Yani o işlem yapılırken o ağza işte bu süpürge gibi bir şeyler takılıyor ya hocam. Evet. Nedir onun ismi? Bunu kullanmıyor musunuz bunu yaptığınızda? Suction'ı kullanıyorum ama bunun içinden suyu almak için kullanıyorum. Boğazına kaçmıyor o zaman. Boğazına kaçmadığı için benim asitlerimde, yıkama solüsyonlarımda, işte bond dediğimiz yapıştırıcılarda, dişi kumluyoruz, o kum materyalleri hiçbirisi senin tarafına geçmiyor. Benim tarafımda kalıyor. Yani ben dişle baş başa kalmış oluyorum rubber dam sayesinde. Aslında bunu bir televizyon programında da konuşmuştuk seninle. Evet. Bunun tarihinin çok eski zamanlara dayandığını da anlatmıştın. Biraz tarihçesinden bahseder misin? Çok ilginçtir. 1867 yılına dayanıyor bunun tarihi. New York'ta bir diş hekimi tarafından kullanılmış ve de o tarihten beridir var. Amerika'da kullanımı yaklaşık %50'lerde yer alırken Türkiye'de kullanımı %1-%5 arasında böyle gidiyor geliyor, çünkü insanların... Yani 1000 tane diş hekimi varsa 5 diş hekimi mi kullanıyor? Onlardan biri gibi, sensin. Evet. Aynen öyle bir konu, çünkü biz zaman alıcı bir işlem olarak zannediyoruz bunu. Zaman alıcı bir uygulama olarak düşünüyoruz hep. Rubber damı takmak çok zamanımı alır diye düşünüyoruz. Halbuki rubber damı taktıktan sonra non-stop çalışabiliyorsunuz. Daha hızlı. Tabii ki. Yani stepler arasında hiç durmuyorsunuz. Normalde rubber dam olmadan bir dolgu yaparken tükürme ihtiyacın gelebilir. Tabii. Ya doktor bey bir saniye deyip tükürebilirsin. Ya da yıkarken boğazına kaçabilir, öksürük ihtimalin var. Kaçıyor. Yani kanal tedavisi yaparken şeyler var. Kanal tedavisinin aletleri kaçabiliyor bazen. İnsanlar yutabiliyorlar, aspire edebiliyorlar. Bu ve bunun gibi tehlikelere karşı da bizi koruyor aynı zamanda. Ama benim en çok sevdiğim şey izolasyon. Çünkü ben dolgu yaparken dolgumu fabrikasyon standartlarda yapmayı istiyorum, isterim. Yani fabrikada üretilirken bana işte bu dolgunun baskı direnci şu, yapışma direnci bu diye geliyor. Ama siz bunu izole etmeden yaptığınızda %50 yok. Peki bu hastaya ekstra bir maliyet getiriyor mu yani? Hayır. Bu işlemi yapıyor olmanız? Hayır. Yani şöyle, maliyetle ilgili konu değil bu aslında. Konforla ilgili bir konu. Hasta bende tedavi olurken, benden bir tedavi satın alırken konforu satın alıyor aslında. Ve ben aslında malzeme seçerken bunu öngörerek malzeme seçiyorum. Kliniğimde kullanacağım malzemelerde. Yani hastaya daha fazla konfor sunabileceğim, benim de konforunu yaşayabileceğim ürünleri tercih ediyorum. Bunlardan bir tanesi de burada. Ya benim elim ayağımdır. Hani kızlar bana sormaz bile. Dolgu yapacaksam rubber'dan masalıdır. Yani yapmak zorundasınız çünkü izolasyon sağlıyor size. Kanal tedavisi yapacaksam rubber'dan masalıdır. Lamina yapıştıracaksam rubber'dan masalıdır. Diş kırılmış diş eti seviyesinden içine post yapacağım, dişi uzatacaksam rubber'dan hep masadadır. Dolayısıyla hep yanı başımda.
Ve faydalandığım, yani faydası olarak yazılan her şeyden ben de faydalanıyorum. İzolasyon yapıyor, evet. Hı hı. Hastayı koruyor, yutmaya karşı koruyor, kesinlikle beni koruyor. Amalgam sökerken, en basit örneğini anlatacağım sana. Şimdi günümüzde amalgam sökmek biraz moda haline geldi ama gereklilik haline de geldi. Çünkü amalgam ağır bir metal kümülasyon. Evet, yani nörologlar özellikle sökülmesi taraftarlar. Hamile kalacak insanlar tüp bebek yapıyorlar. Amalgamların kesinlikle gitmesi lazım. Çünkü estetik ağır bakımından metal. Da aslında görüntüsü de hiç de hoş değil. Estetik olarak evet. Ya bir de normalde bilimsel olarak söylüyorum amalgam dişten daha serttir. Yani dişiniz kırılır amalgam kırılmadan yerinde durur. Aslında bunu da istemiyoruz. Artık günümüz materyalleri dişle aynı sertlikte bir malzeme istiyor. Dolayısıyla kompozit materyallere geçiyoruz. Evet onun içerisinde zararlıları zararsızları var. Daha az zararlı malzemelerimiz var mı? Var. Bunların hepsi var. Ama konu şu. Amalgamı sökerken ortaya çıkan cıva buharını ki yapıldıktan sonra sürekli cıva buharına maruz kalıyorsun ama sökülürken daha fazla cıva buharına maruz kalıyorsun. Seni koruyabilmek için, kendimi koruyabilmek, asistanımı koruyabilmek için rubberdamı kullanmak zorundayım. Çünkü dişin etrafına rubberdamı takıyorum, çift aspiratör takıyoruz ve böylece çıkacak olan cıva buharını ben daha orada yok ediyorum. Senin tarafına hiçbir şey geçmiyor. Benim tarafımdakiler de aspire edilerek ortamdan zaten yok uzaklaştırılıyor. Peki şunu merak ediyorum. Ben hasta olarak diyelim ki bu rubberdamla ilgili bilgi sahibiyim. Diş hekimime gittiğimde ya bana rubberdam kullanın desem her hekim bunu kullanabiliyor mu? Bunun belli bir uzmanlığı var mı? Yani şöyle gerilmesi lazım işte şöyle takılması lazım. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Geçtiğimiz sene bir estetik diş hekimliği kongresi yapıldı. Webinar olarak yapıldı. Yani internet üzerinden yapıldı. İlk konuşmacı Stephen Bauer'di. Bu dünya çapında meşhur Belçikalı, Danimarkalı bir diş hekimidir ve rubberdam konusunda acayip uzmandır. Adam sadece rubberdamı anlattı. Sadece rubberdamı anlattı. Avrupa'da yapılan bir kongre dünyanın her tarafından izleniyor. Hani zannederiz ki dünyada da çok kullanılıyor. Hayır. Dünyada da o kadar kullanılıyor. Ama Türkiye'de çok daha peki az. Peki sence zamanla bu kullanım artar mı? Farkındalıkla belki hastaların farkındalıkla. Evet hasta talebi bu konuda etken olabilir ama hekim konforuna vurgu bence daha önemli. Hmm. Yani siz bir işlemi yaparken kızım tüklük geldi aman yanak aman dil aman şu aman bu demiyorsunuz. Rubberdam takıyorsunuz bir eliniz boşta benim öyle bir fotoğrafım var. Mikroskopla çalışıyorum rubberdam takılı bir elim böyle kamyoncu gibi ne kenarda kadar duruyor. Ne kadar büyük bir konfor. Gerçekten konfor. Yani meslek yaşamınızda sen de mesela yani mesleğinde sana konfor katan bir şeyi hep yanında tutmak istersin. Bu da benim mesleğimdeki konfor. Mesela bum gibi. Şu anda benim sesimi alıyor. Bu benim için büyük bir konfor çünkü yaka mikrofonum yok. Evet. Gayet rahat, konforlu bir şekilde hareket evet. edebiliyorum. Bunun. Aynen öyle. O zaman diş hekimlerimizden şiddetle istiyoruz. Evet, ben bunların eğitimlerini de veriyorum. Bulunduğum binanın alt katında bir toplantı odamız var. Toplantı odasında teorik eğitimini veriyorum. Yukarı çıkıyoruz. Kliniğimde hekimler birbirlerine rubberdam takarak bunun pratik eğitimini yapıyorlar. Ve benim beklentim kliniklerinde de artık kullanıyor olmalı. Çünkü bir eğitimi aldıktan sonra hekim eğer onu kliniğine yansıtmıyorsa o eğitim boş eğitimdir. Dolayısıyla gideceksem o eğitimi kesinlikle kliniğimde kullanıyorum. Ama gitmeyeceksem eğer kullanmayacaksam gitmemeye çalışıyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Diş hekimi Gürkan Erener'le birlikte rubberdamı konuştuk. Nedir, ne değildir, nasıl uygulanır ve ne işe yarar bunları sordum kendisinden. İçtenlikle de cevaplandırmış oldu. Çok teşekkür ederiz. Bu güzel klinikte yine bize ağırladı. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Yine bekleriz. Her zaman.